Çağ Çarşısı'na buradan giriyoruz. Evet, Mostar Çarşısı'na buradan giriyoruz. Zemin gördüğünüz bayağı kaygan taşlardan oluşmuş. Yürümesi biraz zor. Burası da Saraybosna'daki baş çarşıya benziyor. Köprüye, Mostar Köprüsü'ne kadar 250 metrelik çarşı. Daha sonra köprüden sonra da bir 250 metre daha var. Toplam 500 metrelik bir çarşı. Köprü tam bu çarşının ortasında bulunuyor. Yürümesi hakikaten zor. Burada yine hediyelik eşyacılık var. Çarşıdan bir 50 metre indikten sonra Mostar Köprüsü bizim karşımıza çıkıyor. Bu 93 yılındaki savaşta yıkılmış. Fakat Türkiye ve birkaç ülkenin katkılarıyla aslına uygun bir şekilde tekrar yapılmış bu köprü. Hatta yıkıntılarından bulunan parçalarında bazıları kullanılmış bu köprünün yapımında. Evlerin çatısı taştan yapılmış. €20 karşılığında atlıyorlar. Köprüden geçtik. Yerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten çok kaygan. Evet. Ben de düşüyordum. Fazla. Gördüğünüz gibi köprünün diğer tarafına geçtik şimdi. Çok dikkatli yürüyorum. Burada da çarşının devamı. Köprünün diğer tarafında genelde kebapçılar var. Burada da bir yemek yemeyi planlıyoruz. Şurada bir köprüyü geçtikten sonra şöyle bir restoran var. Buraya bakalım neler varmış. Buradaki fiyatlara baktığımızda salat, vejeteryan menü. Bunu geçelim biz. Etlere bakalım. Genelde 12 km diyor. Yani 36 liraya geliyor fiyatlar. Şimdi restoranda yerimizi alalım. Evet, cevabımız geldi.
bakıyoruz. Köfteler bizim Tekirdağ köftelerine benziyor. Bir de tadına bakalım. Bu 8 km. Yani 24 liraya geliyor Türk parasıyla. Ya da 6,5 euroya alabiliyorsunuz burada. İki tane seçenek sunmuşlar. Tabii euro bazında öderseniz daha pahalıya gelir. Normalde 8 km 4 euro etmesi lazım ama 6,5 eurodan satıyorlar burada. Evet, daha demin bir cevapi ve 2 biraya 19 km ödedik. Yani bu da yaklaşık 60 lira ediyor. Fakat hediyelik eşyalara baktığımızda yemek fiyatlarına göre çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Mesela şu çantaya 5 euro diyor. Ya da magnetlere 1 euro diyor. Hediyelik eşyalar nispeten daha pahalı. Burada yeme ve içme bayağı bir ucuz. Daha doğrusu Türkiye şartlarında diyebiliriz, turistik yer olmasına rağmen normal sayılabilir. Evet, şimdi geri kalan çarşıyı geziyoruz. Mostar çarşısından çıktığınız zaman şöyle en sonunda şehrin içine giriyorsunuz artık. Burada da bir ara sokaklara bakacağım. Şehrin içine girdiğimizde savaştan hala izler görüyorsunuz. Zarar görmüş evler. Çoğu restore edilmiş ama yine de restore edilmeyen birçok bölüm bulunuyor. Kulesinin yüksekliği 107.2 metreymiş. Kulesinin yüksekliği. Kuleye şuradaki şeyden, asansörden çıkabiliyorsunuz. Bir kişi 3 euro. 6 km'ye geliyor. Şimdi arkadaş bizi çıkartacak. Verelim paramızı. 12 km'ye. Evet, geldik. Böyle betondan bir merdiven. Buralardan da şehri izleyebiliyorsun. Tekrar 228, 229, 233. Herhalde basamak sayıları bunlar. Evet, 5-6 kat daha çıktıktan sonra buraya geldik. Hatta buradan da bir çıkış var ama oraya çıkmayacağız tabii. Şimdi şuradan şehre bir bakalım. Yükseklikten nasıl gözüküyor?